TRT Diyanet'ten hayırlı sabahlar. Gündeme hoş geldiniz. Ben Fatih Şahin. Bugün 27 Kasım Pazartesi. Yurtta ve dünyada yaşanan gelişmeleri ve gazete başlıklarını bu önümüzdeki yarım saat süresi boyunca sizlere aktaracağız. Sizler de sosyal medya hesaplarımızdan ve 0535-018-1750 numaralı telefon hattından WhatsApp mesajlarıyla programımıza katılım sağlayabilirsiniz diyelim ve günün gelişmeleriyle gündeme başlayalım. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la yaptığı telefon görüşmesinin ardından YPG'ye silah temini durduruldu. Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG'ye silah yardımı yapmayacağı sözü verdi. İngiltere'ye gidişi öncesi konuyu değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım ise Amerika Birleşik Devletleri'nden beklentimiz YPG ile ortaklığı sona erdirmesidir diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesi yaparak terör örgütü YPG'ye silah verilmesine karşı Türkiye'nin tepkisini tekrar aktardı. Telefon görüşmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nden söz konusu silah temininin durdurulacağı açıklaması geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ABD'nin YPG'ye silah yardımı yapmayacağı sözü verdi. Başbakan Binali Yıldırım konuyu İngiltere'ye hareketi öncesi değerlendirdi. Zaten başından beri biz orada DAEŞ terör örgütüyle mücadele için PKK'nın kuzenleri, yeğenleri olan PYD ile YPG ile bir olup onlara karşı mücadele etmenin doğru bir seçim olmadığını hep söyledik. Dostumuz ve müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri. Her defasında bize bunun bir tercih değil, bir mecburiyet olduğunu söylediler. DAEŞ da temizlendiğine göre artık böyle bir mecburiyet de ortadan kalkmış durumda. Beklentimiz bir an önce bu ortaklığı artık sona erdirmeleri ve gerçek ortaklarına, müttefiklerine geri dönmelerini bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadına karşı şiddetin insanlığa ihanet olduğunu söyledi. Erdoğan, bu konuşmaları kadına yönelik şiddete karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen programda yaptı. Erdoğan, kadına yönelik şiddetin din ve kültürle de bağdaştırılamayacağını belirtti. Kürsü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadına karşı şiddetle mücadele günü münasebetiyle düzenlenen programda kadına yönelik şiddeti sert dille eleştirdi. Eşrefi mahlukat olan insana, yaratılmışların en şereflisi olan insana, hele hele kadına yönelik bu şiddet asla kabul edilemez. Kadına şiddeti insanlığa ihanet olarak ilan etmiş bir cumhurbaşkanı sıfatıyla diyorum ki bu ihanetin içine giren herkes cezasını çekmelidir. Cumhurbaşkanı kadına olan şiddetin maddi gelir veya eğitim düzeyiyle alakalı olmadığını belirtti. Sadece doğu toplumlarında yaşandığı algısının da yanlış olduğunu vurguladı. Bu mesele sadece ülkemizin değil tüm dünyanın sorunudur. Araştırmalar bu meselenin eğitim düzeyiyle, maddi gelirle çok da ilişkili olmadığına işaret ediyor. Bir üniversitemizin yaptığı araştırma, lise mezunu her 4 kadından birinin, üniversite mezunu her 5 kadından birinin maalesef aile içi şiddete maruz kaldığını gösteriyor. Aynı şekilde bu meselenin doğu toplumlarına münhasır olduğu yönünde oluşturulmaya çalışılan art niyetli algı da doğru değildir. Batı toplumları da aile içi şiddet sorunundan ciddi şekilde muzdariptir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadına yönelik şiddetin din ve kültürle bağdaştırılamayacağının da altını çizdi. Ayakların altına annenin cenneti seren bir inancın mensupları olarak kadınlarla ilgili yanlış algıların ve uygulamaların dinimizle ilişkilendirilmesini asla kabul edemeyiz. Aynı şekilde uğruna canını feda etmeyi göze aldığı topraklarına
bizi kastediyorum. Ecdadımızı kastediyorum. Ne demişiz? Ana vatan demişiz. Kadını yar olarak, canan olarak tarif eden bir kültürün şiddet üretmesi de işin tabiatına aykırıdır. Sayın seyirciler, Mısır'da Cuma günü 305 kişinin teröristler tarafından katledilmesinin yankıları sürüyor. Türkiye'de bu terörist saldırı neticesinde bugün bir günlük yas ilan etti. Ekranlarınızın sağ üst köşesinde görüldüğü gibi de bayraklar yarıya indirildi bugün güneş batana kadar. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş da saldırıyı kınarken insanlığını kaybetmiş bu canileri telin ediyorum dedi. Bu arada Erbaş kadına yönelik şiddete karşı da önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz Cuma günü Mısır'ın Sina Yarımadası'na bağlı Aliş kentinin batısındaki El Abed'de kanlı bir saldırı gerçekleşmişti. Menfur saldırıda 305 kişi hayatını kaybetti. Bu insanlık dışı saldırıya gelen tepkiler devam etti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş saldırıyı kınadı ve Mısır halkına başsağlığı dileklerini iletti. Allah'ın evinde ibadet eden masum insanların hayatını hedef alacak kadar gözü dönmüş ve insanlığını kaybetmiş canileri şiddetle telin ediyorum. İnsanlık vicdanını yaralayan bu tür saldırı ve katliamların artık son bulması için sorumluluk sahibi herkesin daha çok gayret göstermesi gerektiğini ifade ediyor, insanlığın huzuruna kasteden hainlere fırsat vermemesini Rabbimizden niyaz ediyorum. Öte yandan Başkan Erbaş, kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü nedeniyle de bir mesaj yayınladı. Erbaş, kadına yönelik şiddetin büyük bir insanlık suçu olduğunun altını çizdi. Yüce dinimize göre insan varlık aleminin en şerefli üyesi olarak saygıyı, şefkati, adaleti ve merhameti hak eder. Kadın her türlü değerli niteliğinin ötesinde öncelikle insan olma vasfıyla doğuştan getirdiği en temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Peygamber Efendimiz can, mal ve onur dokunulmazlığının bu hakların başında geldiğini haber verir. Kadına yönelik şiddet fiziksel, duygusal ve ekonomik boyutlarıyla söz konusu dokunulmazlıkları ihlal eden büyük bir insanlık suçudur. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş mesajında Peygamber Efendimizin kadınlara karşı şiddeti her zaman reddettiğini vurguladı. Kız çocuklarını rahmet vesilesi olarak zikreden, kadınların eğitimine ayrı bir önem atfeden, cennetin annelerin ayağı altında olduğunu ifade eden sevgili peygamberimiz, cahiliye zihniyetinin kadına yönelik şiddet içeren bütün olumsuz inanış ve davranışlarını reddetmiştir. Onun öğretisinde kadın, varlığı ve birikimiyle toplumu eğiten, geliştiren, güçlendiren ve şekillendiren saygın bir ferttir. Dolayısıyla kadına karşı hoyrat, acımasız, insafsız ve merhametsiz bir tutumun kendisine İslam'ın temel referanslarından dayanak bulması imkansızdır. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Erbaş günümüzde kadına yönelik şiddet eylemlerinin tefekkür edilmesi gerektiğini belirtirken, toplumun sağlıklı bireyler yetiştirmesi için kadınların sevgi ve adalet görmesi gerektiğine dikkat çekti. Dün İstanbul bir camiye daha kavuştu. Başbakan Binali Yıldırım İstanbul'da dedesi Hacı Bekir Yıldırım'ın adını taşıyan camiyi açtı. Tuzla'daki açılışa Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş da katıldı. Camiler de bizim, cemevleri de bizim. Başbakan Yıldırım Tuzla'da dedesi Hacı Bekir Yıldırım'ın adını taşıyan caminin açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreni öncesi vatandaşlarla selamlaşıp kısa süre sohbet de eden Yıldırım, burada yaptığı konuşmada Mısır'daki camiye yönelik saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtti. Yıldırım, bunu da ne yazık ki İslam adına yaptıklarını söylüyorlar, bizim dinimiz öldürmeyi değil yaşatmayı emrediyor dedi. Yıldırım konuşmasında Tuzla'ya yapılan yatırımlara değindi, 4 cemevi yaptıklarına dikkat çekerek camiler de bizim, cemevleri de bizim dedi. Açılışa bakanlarla birlikte Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş da katıldı. Erbaş, Başbakan Binali Yıldırım'la birlikte kurdeleyi kesti, ardından cami dualarla ibadete açıldı. Caminin açılışının ardından cemaatle birlikte namaz kılındı.
Evet, bugün bazı gazetelerde öne çıkan haberlerle devam ediyoruz. Yeni Şafak'la başlıyoruz turumuza. Yeni Şafak gazetesi dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü kapsamında düzenlenen etkinlikte yapmış olduğu konuşmaları manşetine taşımış ve Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ailesiyle ilgili söylemiş olduğu sözlere yönelik tepkisini bugün manşetinden duyuruyor Yeni Şafak gazetesi. Cumhurbaşkanından Kılıçdaroğlu'na sert tepki, iftiracılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisi ve ailesine yurt dışında milyonlarca dolarları var diyerek iftira eden Kılıçdaroğlu'na hodri meydan dedi. Bu zat müfteridir. Tayyip Erdoğan'ın yurt dışında bir kuruş parası varsa ispat etsin. Cumhurbaşkanlığı makamında bir dakika durmayacağım. İspat edemeyen Kemal acaba o makamında duracak mı diye konuştu deniliyor haberde. Türkiye Mısır için yasla Yeni Şafak'ta az önce aktardığım haber sürmanşette duyuruluyor. Türkiye Mısır'da El Ravda Camii'nde 305 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı nedeniyle bir günlük yas ilan etti. Bugün tüm yurtta ve dış temsilciliklerde bayraklar yarıya indirilecek deniliyor. Ve Pakistan'da da sokak provokasyonu başlığıyla hemen bu haberin altında yer alan bir başka haber. Ülkenin FETÖ'sü devrede deniliyor haberde. Amerika Birleşik Devletleri bağımsız politikalar izlediği için bir süredir tehdit ettiği Pakistan'da kaos için ülkenin FETÖ'sü diye anılan Tahir Ül Kadri örgütünü devreye soktu. Seçim kanunu bahane eden bazı gruplar 8 Kasım'dan bu yana gösteriler düzenliyor deniliyor haberde. Dünya şampiyonu Erdoğan sürmanşette dikkat çekici bir başka haber değerli izleyenler. Suriye asıllı Alman boksör Mahmut Ömer Çar, Rus rakibi Ustinov'u yenerek dünya şampiyonu oldu deniliyor haberde. Çar, müsabaka öncesi yaptığı açıklamada mültecilere sahip çıkan Erdoğan'a minnettar olduğunu belirterek kendisi benim gönlümde dünya şampiyonudur. Kazanınca kendisini ziyaret etmek ve kemerime hediye etmek istiyorum demişti deniliyor. Milliyet Gazetesi ile devam ediyoruz. Maaş yoksa fon var. Bugün Milliyet Gazetesi'nin manşetini oluşturuyor değerli izleyenler. İşverenin ödeme güçlüğüne düşmesi halinde ücret garanti fonundan işçinin ücretinin belirli bir kısmı karşılanıyor deniliyor haberde. İşsizlik ödeneği işsiz kaldıktan sonraki dönem için ödenirken ücret garanti fonu çalıştığı halde ücretini alamayanlar için kullanılıyor. İşverenin konkordato ilan etmesi, aciz vesikası alması, iflas ve iflas erteleme kararı aldığında devreye giriyor. Fon, işçilerin ücretlerini işverenin iş yerini kapatması veya ödeme güçlüğüne düşmesi halinde de koruma altına alıyor deniliyor haberde. Sıfır noktasında insanlık dramı. Irak sınırındaki Şemdinli Dereceye sığınmacı akını yaşanıyor. Aralarında Pakistan, Afganistan, Iraklı ve İranlıların da olduğu yüzlerce sığınmacı yasa dışı yollardan sınırı geçerek Türkiye'ye geliyor. Sığınmacılar çadırlarda kalıyor. Derecikliler iki bebeğin soğuk hava nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtiyorlar. Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya karşı amansız mücadelesi devam ediyor. Bu haberde bugün Milliyet Gazetesi'nin alt bölümünde yer almış teröre nefes aldırmıyorlar başlığıyla. Şırnak'ta güvenlik güçleri PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Gabar Dağı'nda düzenlenen operasyonlarda nefes kesti. Teröristlerin üst bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunun tespit edilmesi üzerine güvenlik güçleri keşif, gözetleme ve pusu dinleme faaliyetlerine gece gündüz devam ederek teröristlere göz açtırmıyor deniliyor haberde. Akşam gazetesi de yine dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadına yönelik şiddeti önleme adına düzenlenen etkinlikte yapmış olduğu konuşmaları bugün manşetinden duyuran gazetelerden. Yine Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik söylemiş olduğu sözler bugün manşet konusu yapılmış. İspatlayamazsan siyaseti bırak başlığıyla. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na rest, yurt dışında paralarım varmış, ispatlayamazsan siyaseti bırak, ispatlarsan da ben Cumhurbaşkanlığını bırakırım deniliyor. Gabar'ın yiğitleri başlığıyla yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya karşı amansız mücadelesi akşam gazetesinde de yer bulmuş. Mehmetçik bölücü
hainlere göz açtırmıyor. Şırnak sınırları içindeki Gabar Dağı'nda PKK'lı teröristlerin sızma faaliyetlerine karşı gerçekleştirilen operasyon nefesleri kesti. PKK'lı grubun olduğu tespit edilen bölgeler önce tank ve top atışıyla vuruldu, ardından komandolar tarama faaliyeti yürüttü. Obruklu köy için taşınma kararı değerli izleyenler ekranlarınıza da gelecek. Çankırı'da çevresinde 15 metre derinliğinde çukurlar oluşan İnandık köyü AFAD'ın yaptığı incelemenin ardından 1,5 kilometre uzağa taşınıyor. Yeni arazide 65 konut, 47 ahır için hak sahipliği oluşturuldu. Bu oluşan obruk neticesinde meydana gelen korku nedeniyle. Sabah gazetesine geçiyoruz. Sabah gazetesi de bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yapmış olduğu konuşmaları manşetine taşıyan gazetelerden. Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Hodri Meydan iftiranı ispat edersen Cumhurbaşkanlığı ve siyasette bir dakika durmam. Peki ispat edemezsen sen siyaseti bırakacak mısın şeklindeki sorusu bugün manşette duyuruluyor Sabah gazetesinde Cumhurbaşkanı'nın. O savcılar dünyada rahat dolaşamaz. Sabahtan aktaracağımız bir diğer haber, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Sarraf davasının iki savcısı için ilk suç duyurusunu yapan avukat Doktor Sarı'dan ilginç açıklamalar diyor Sabah. Sarraf davasının eski savcısı Preet Bharara'yla şimdiki savcı Jun Kim için İstanbul Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmanın uluslararası etkisi tartışmasız. Bu savcılar hakkında kırmızı bülten çıkarılırsa dünyada rahat dolaşamazlar. Bunların FETÖ bağlantısında şüphe yok deniliyor haberde. Az önce Başbakan Binali Yıldırım'ın dedesinin adını taşıyan caminin açılışı haberini vermiştik. İşte o haber bugün Sabah gazetesinde de duyuruluyor. İstanbul Tuzla'da dedesinin adını taşıyan Hacı Bekir Yıldırım caminin açılışında konuşan Başbakan Yıldırım, camiler de bizim, cem evleri de bizim, farklılıklarımızı zenginlik olarak göreceğiz diyor. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın dualarla yapmış olduğu açılışta Başbakan Binali Yıldırım'ın sözleri bu şekilde. Diriliş postasına geçiyoruz. Amerika ve İsrail kanlı planlarını Mısır'a taşıdı. Terör örgütü DAEŞ'a yeni görev. Bugün dirilişten dikkat çekici bir haber manşetten duyuruluyor. Son döneme Suriye'de güç kaybeden Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail bu kez kaos planlarını daha güneye, yani Mısır bölgesine taşıdı. Mısır'ın Ariş şehrinde Ravza Camii'ni vurarak 305 kişiyi şehit edenlerin Suriye'de PKK gözetiminde tahliye edilen DAEŞ'li teröristler olduğu belirlendi. Suriye'de 6,5 yılda 25 bin kadın öldü. Suriye İnsan Hakları Ağı 7. yılındaki iç savaşta saldırı ve çatışmalarda ölenler üzerinde yaptığı çalışmalarda kadınlara ait verileri paylaştı. Araştırmaya göre iç savaşta ölen ve kayıtları bulunarak belgelenebilen kadınların sayısının 24.746 olduğu belirtildi deniliyor. Ve son olarak Hürriyet gazetesine bakalım. Ben de şiddet gördüğüm başlığıyla bugün manşetten duyurulan haberde kamuoyu tarafından bilinen ünlü kişilerin de yine şiddete maruz kaldığı haberi bugün okurlara duyurulmuş. Onlar Türkiye'nin tanınmış isimleri ama onlar da şiddet gördü. Susmadılar, utanmadılar, korkmadılar, kabullenmediler. Uğradıkları şiddeti anlattılar. Kadınlara da kol kırılır, yen içinde kalır demeyin, susmayın diye tavsiye verdiler deniliyor haberde. Ucuzlatılmış eti eşim de onayladı. Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakı Baba ile yapılan röportaj bugün Hürriyet gazetesinde ilk sayfada yer bulmuş. Ahmet Eşref Fakı Baba bakan olduktan sonra ilk röportajında tartışılan ucuz et projesini, planlarını, yaşamını anlattı. Et ithalatı bir noktada duracak, yerli üretici baş tacı olacak dedi deniliyor. Yine Başbakan Binali Yıldırım'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG ve PKK'ya yaptığı silah yardımına ilişkin bu ortaklık sona ermeli şeklindeki sözü de yine Hürriyet gazetesinde okurlara duyurulan haberler arasında. Ve böylelikle bugün de gazete başlıklarından aktaracağımız haberleri burada sonlandırıyoruz. Ancak gündem gelişmelerle devam edecek. Ve şimdi de son 24 saatte yurdumuzda ve dünyada yaşanan gelişmelerden derlediğimiz kısa kısa haber turumuz geliyor ekranlarınıza.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Suudi Arabistan Kralı Selman'la telefonda görüştü. Görüşmelerde başta Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan'ın Macron'la görüşmesinde DAEŞ'ten temizlenen bölgelerin başka terör örgütlerine bırakılmamasının yanı sıra Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının da hayati önem taşıdığı vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman'la da Soçi'deki üçlü zirve çerçevesinde Suriye meselesine çözüm arayışı konusunda bilgi paylaşımında bulundu. Birleşik Krallığı'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiriyoruz. Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere Başbakanı Theresa May'in davetiyle Londra'ya gitti. İki başbakanın görüşmesinde Suriye ve Irak'taki durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler, Kıbrıs, Avrupa Birliği ile ilişkiler ve terörle ortak mücadele konuları ele alınıyor. Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye ve Birleşik Krallık'tan önde gelen iş çevreleri ve yatırımcılarla da buluşacak, öte yandan basın mensuplarıyla da bir araya gelecek. Suriye başta olmak üzere bölgesel konularda müzakereler yapacağız. En son Sayın Cumhurbaşkanımız, Rusya Devlet Başkanı ve İran Cumhurbaşkanı'nın katıldığı Soçi toplantısının sonuçlarını değerlendireceğiz. Diyarbakır'da 2 ton 800 kilogramlık patlayıcı ele geçirildi. Kulp ilçesinde başlatılan operasyon başarıyla tamamlandı. Operasyonda ayrıca silah, mühimmat ve araç telsizi de ele geçirildi. Pakistan'da sokaklar mahkeme tarafından iptal edilen seçim yasasındaki bir değişiklik nedeniyle karıştı. 3 haftadır oturma eylemi düzenleyen göstericilere polis müdahale etti. Olaylarda en az 1 kişi öldü, 130 kişi yaralandı. Ekim ayında seçim yasasında yapılan değişiklikle milletvekili adaylarının imzaladığı metinde "Yemin ederim ki Hazreti Muhammed son peygamberdir" ibaresi "İnanıyorum ki Hazreti Muhammed son peygamberdir" olarak değiştirilmiş ve tepkilere neden olmuş. Değişiklik daha sonra iptal edilmesine rağmen partiler protestolarını sürdürmüştü. Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin El-Karadai, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın Dünya Müslüman Alimler Birliği'ni terör listesine almasına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Bunun hiçbir değeri olmadığını belirten Karadai, "Terör saldırılarındaki kınamalarımıza bile bakarak bizim terörle bir ilgimizin bulunmadığını anlarlar" dedi. Türkiye ve diğer ülkelere birliğe destek olmaları çağrısında bulundu. Terörizmle mücadele, İslam Askeri Koalisyonu Savunma Bakanları toplantısı başladı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli temsil ediyor. İlk kez düzenlenen toplantıda konuşan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, İslam ülkelerindeki sivillerin terörize edilmesini ve dini değerlerimizin terörle birlikte anılmasını kabul etmeyeceğiz, dedi. Türkiye genelindeki sabah namazı buluşmaları sürüyor. İzmir'in tarihi Hisar Camii'nde gençler sabah namazında bir araya geldi. Namazlarını eda eden gençler daha sonra seher vaktinin bereketinden faydalanmak için yapılan dualara hep bir ağızdan amin dedi. Sabah namazı buluşmalarının diğer adresleri ise Kahramanmaraş ve Siirt. Seher vaktinde camide toplandılar, sabahın bereketinden yararlanmak için dua ettiler. İzmir Hisar Camii'nde gençler sabah namazı buluşmaları kapsamında bir araya geldiler. Buluşmada Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Geleneksel hale gelen sabah namazı buluşmaları, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik İl Müdürlükleri bünyesinde Türkiye genelinde devam ediyor. Etkinliklerle milli ve manevi değerlere sahip bir nesil yetiştirmek amaçlanıyor. Gençlerimizle birlik ve beraberlik duygularını uyandırmak amacıyla gönüllü olarak bu faaliyetleri her ay düzenli olarak yapmaktayız.
görüntüler de Kahramanmaraş'tan. Sosyal medya üzerinden harekete geçen gençler, cami gençlik buluşmaları kapsamında 100. sabah buluşması etkinliğinde Abdülhamit Han Camii'nde bir araya geldi. Sabah namazının kılınmasının ardından camide kahvaltı ikramıyla etkinlik son buldu. Sabah namazı buluşmalarının bir diğer adresi de Siirt oldu. Çok sayıda vatandaşın katılımıyla Ensar Camii'nde program düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Müezzinin okuduğu Yasin-i Şerif'in ardından namaz kılındı. Daha sonra ilahiler okundu. Program birlikte yapılan kahvaltıyla son buldu. Evet, bugün yazılı basında çıkan dini haberlere bakalım değerli izleyenler. Star gazetesi İslam ülkeleri teknoloji üreterek büyümeli şeklinde bir haberi bugün okurlarına duyuruyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İslam ülkeleri standartlar ve metroloji enstitüsü 12. genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada İslam dünyasının bütün alanlarda etkinliğini artırması gerekmektedir. Dünyada üretilen zenginlikten daha yüksek miktarda pay almalıyız dedi. Ayrıca Bakan Özlü, helal sektörünün artık küresel bir sektör olduğunu belirtti. Bizim bütün gayretimiz helal ürünler konusunda bir farkındalık oluşturmaktır ve bunu da hep birlikte tüm İslam ülkeleri ile yapmalıyız dedi Bakan Özlü. Akşam gazetesi ise İsveçli ırkçı vekilden Müslümanlara hakaret başlığıyla bir haberi duyurmuş değerli izleyenler. İsveç Devlet Televizyonu SVT'de yayınlanan Forum adlı programda konuşan İsveçli Demokratlar Partisi Milletvekili Martin Sitrit, Müslümanlara yönelik çirkin ifadeler kullandı. Sitrit, Müslümanlar %100 insan değil diyerek İslam'ı öğrendikçe dehşete kapıldığını söyledi. Sitrit'e bu açıklamalarından sonra ülke içerisinde de tepkiler geldi ve Sitrit hakkında halklar arasında nefret ve kin yaymak gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. Ve son haberimiz, az önce aktardığımız haberimizle ilgili Yeni Akit gazetesi bu haberi bugün okurlarına duyuruyor. İzmir'de sabah namazı başlığıyla değerli izleyenler, İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü ile sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte kadın erkek her yaşta vatandaş sabah namazı için bir araya geldi. Hisar Camii'nde gerçekleşti bu buluşma değerli izleyenler. Camiye daha çok gençlerin gelmesi memnuniyetle karşılandı deniliyor haberde. Evet, programımızın bugün de sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi bugünün gündemini aktararak sizlere veda edelim değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Teknoloji Bağımlılığı Kongresi'ne katılacak bugün. Erdoğan daha sonra partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek. Başbakan Binali Yıldırım'ın ise İngiltere'de olduğunu söyledik. Yıldırım, Theresa May ile Suriye'de ve bölgesel konuları ele alacak. İş adamlarıyla bir araya gelecek. Öte yandan terörizmle mücadele, İslam Askeri Koalisyonu Savunma Bakanları toplantısı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başladı. Toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli temsil ediyor. Ve böylelikle bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik, ancak birlikteliğimiz saat 12'deki haber bülteniyle devam edecek. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.